Doğrusal yol üzerinde K noktasında durmakta olan araç sabit ivme ile hızlanmaktadır. Araç KL aralığının T1, LM aralığının T2 sürede aldığına göre T1 bölü T2 oranı kaçtır? Sabit ivmeli hareketlerin zaman grafikleri düzgün bir şekilde artacaktır. Grafiğimiz bu şekildedir. Sabit ivmeyle hareket eden araçlar eşit zaman aralıklarında sabit bir ivme olduğu için hız değişimleri V, 2V şeklindedir. Bu yüzden grafiğin altında kalan alanlar X ve 3X şeklindedir. Bu yüzden KL aralığı T sürede gidilmiştir. LM aralığı T sürede gidilmiştir. Süre oranı 1'dir. Doğru cevap C şıkkıdır. Yekta O noktası etrafında serbestçe dönebilen çubuğun şekildeki konumdan serbest bırakmaktadır. Çubuk 3 saniyede düşey konuma ulaştığına göre çubuk üzerindeki X noktasının ortalama sürati kaç santimetre bölü saniyedir? Ortalama sürat dediğimiz kavram toplam yol bölü toplam süredir. Toplam yol dediğimiz kavram X noktasının şuraya gelirken çizdiği bu çember uzunluğunun dörtte biri olan yay kısmıdır. Burası bizim için 2 pi r'nin dörtte biri. 2 çarpı 3 çarpı yarı çarpı 10 bölü 4. Buradan 15 metrelik bir yol gidilmiştir. 15 santimetrelik bir yol gidilmiştir. Bu durumda ortalama süratimiz için aldığımız yol 15. 3 saniyede 5 santimetre bölü saniye olarak doğru cevabın C şık olduğunu buluruz. Düşey kesti verilen düzlemde birbirine esnemeyen ip ile bağlanmış X cismiyle kum torbası şekildeki gibi dengededir. Bu durumda ipteki gerilme kuvvetinin büyüklüğü T ve X cismine uygulanan sürtünme kuvvetinin büyüklüğü Fs'dir. Kum torbasının altına küçük bir delik açılarak kum akışı sağlanırsa bir T süre sonunda yargılanan hangileri doğru olur? Bizim burada bulmamız gereken sürtünme kuvvetinin büyüklüğü K, Mx, Y'dir. Kum torbasındaki kütle azalması X'in kütlesini değiştirmediği için sürtünme kuvvetinin büyüklüğü değişmez. Üçüncü yargı doğrudur. Kum torbasındaki kütle azalması ipteki gerilmeyi azaltacaktır. İkinci yargı doğrudur. Birinci yargı yanlış olur. Bu durumda doğru cevap E şıkkıdır. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda yatay 30 metre bölü saniye hızla atılan cisim şekildeki yörüngeyi izlemektedir. Cismin L noktasındaki hızı 30 kök 2 metre bölü saniye olup yere 50 metre bölü saniye hız ile çarptığına göre H1 bölü H2 oranı nedir? Yatay atış hareketinde yatay hız bileşenimiz hiçbir zaman değişmez. Çünkü cisme uygulanan ivme vektörü yerçekim ivmesi her zaman düşeydedir. Bundan dolayı yatay hızı hep sabit almamız gerekmektedir. Yere 50 ile çarptığı için yatay hızı 30 ise diğer bileşenimiz 3-4-5 üçgeninden dolayı 40 metre bölü saniyedir. 30 kök 2 ile geçtiği noktada düşey hızımız 30 metre bölü saniyedir. Cisim her saniye yerçekim ivmesi 10 verildiği için her saniye yerçekim ivmesi kadar düşeyde hızlandığından dolayı K'dan L noktasına cisim hızı 30'a çıktığı için 3 saniyede, L'den M'ye ise hızı 30'dan 40'a çıktığı için 1 saniyede hareket etmiştir. Bu hareket sırasında 3 saniyelik düşüş 5, 15, 25, sonraki 1 saniyelik düşüş 35'e karşılık gelir. Bu durumda H1 denilen yükseklik 45, H2 dediğimiz yükseklik 35, ikisinin oranını aldığımızda 9 bölü 7 olarak sonucu buluruz. Doğru cevap A şıkkıdır. Hava sürtünmesinin önemsiz olduğu ortamda bir cisim yatay ile 45 derece açı yapacak şekilde ve sıfır hız büyüklüğüyle fırlatılmaktadır. Yerçekim ivmesi G ve X bilindiğine göre niceliklerinden hangileri bulunabilir? 45 derecelik atış hareketinde cismin gidebileceği menzil uzaklığı, şu uzaklığımızda simetri olduğu için X'tir. Menzil mesafemiz 2X.
menzil. Ve 45 derecelik atışlarda menzil uzaklığı her zaman aşmak istediğiniz yüksekliğin 4 katıdır. Yerçekim ivmesini G'yi biliniyorsa ve X mesafesi biliniyorsa biz buradan cismin aşmak istediğimiz yüksekliğini kesinlikle hesaplayabiliriz. Aşmak yüksekliğini hesapladığımız takdirde cismin havada kalma süresi, yani bu noktaya çıkış süresi ve bu noktadan iniş süresini hesaplamış oluruz. Çünkü yerçekim ivmesini de biliyoruz. Bu durumda cismin ve sıfır hızını ve cismin T noktasındaki yatay hızı dediğimiz hız bileşenini hesaplamış oluruz. Doğru cevap E şıkkıdır. Eşit bölmeli yatay düzlem üzerinde hareket eden KLVM araçlarından K'nın L'ye göre hızı V1, L'nin M'ye göre hızı V2, V1 hız büyüklüğü kök 5, V2 hız büyüklüğü de kök 5 V'dir arkadaşlar burada. Olduğuna göre K'nin M'ye göre hız büyüklüğü kaç V'dir? Yapmamız gereken hamle şudur. K'nin L'ye göre dediği için VK vektör eksi VL vektör, bu gördüğünüz bileşkenin bize yatay ve düşey bileşenlerini vermiş 2'ye 1. L'nin M'ye göre dediği için VL vektör eksi VM vektör, bunun bileşenlerini de eksi 1'e eksi 2 olarak vermiş. Burayı topladığımız zaman direkt olarak L'ler sadeleşir. VK vektör eksi VM vektör. Yani bu ne demektir? K'nin M'ye göre hızı anlamına gelir. Buradaki toplamı aldığımızda 1'e eksi 1'dir. Bu Pisagor'da bunların büyüklüğü kök 2 olarak doğru cevabın C olduğunu hesaplamış oluruz. Sürtünmesiz yatay düzlem üzerinde bulunan noktalarsal cisme farklı büyüklükteki F1 ve F2 kuvvetleri şekildeki gibi etki etmektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri kesinlikle doğrudur? Cisim ivmeli hareket yapar. Sürtünmesiz bir sistemde farklı büyüklükteki iki kuvvetin bileşkesi sıfırdan farklı olduğu için cisim kesinlikle ivmeli bir hareket yapar. F1 kuvvetinin büyüklüğü artarsa cisim sürekli hızlanır. Şimdi başlangıçta F1 mi büyük, F2 mi büyük net olarak bilmediğimiz için F1 kuvvetinin büyüklüğü artarsa cisim sürekli hızlanır ifadesi kesin değildir. F2 kuvvetinin büyüklüğü artarsa cisim yavaşlar, durur, sonra ters yönde hızlanır. Bu ifade de kesin bir ifade değildir. Bu yüzden doğru cevap A şıkkıdır.